Proton nükleer manyetik rezonanstaki sinyallerin altındaki alanı hesaplayarak sinyaldeki proton sayısını bulabiliriz. Burada benzil asetatın proton NMR spektrumunu görüyoruz. Altta da alan değerleri var. Bilgisayar sinyalin altındaki alanı hesaplar. Örneğin bu sinyalin altındaki alan bilgisayar tarafından hesaplanmış ve bize bu sayıyı vermiş. Bilgisayar 57,9 sonucuna ulaşmış. Bu sinyal için bilgisayar bize 23,1 vermiş. Son olarak bu sinyalin alan değeri ise 35,4 olarak hesaplanmış. Burada benzil asetatın nokta yapısına geri dönelim ve proton NMR spektrumunda kaç adet proton görmemiz lazımmış bir bakalım. Buradaki karbonun 3 protonu var. Bu protonları çizelim. Bu karbonun 2 protonu var. Şimdilik 5 etti. Halkamızda ise 5 proton daha var. Halkanın etrafında dönersek 5 proton daha mevcut. Toplamda 10 proton. O zaman spektrumunda 10 proton görmeliyiz. Şimdi de en küçük alan değerini bulalım. En küçük değer 23,1 değil mi? 3 alan değerini de en küçüğüne böleceğiz. 57,9 ile başlayalım. Hesap makinemizi çıkaralım. 57,9 bölü 23,1'in sonucu 2,5'miş. 23,1'i kendisine bölersek tabii ki 1 eder. Son olarak 35,4'ü bölelim. 35,4 bölü 23,1 bize 1,5 sonucunu verir. Yazalım. Bu değerler bize 3 sinyal veren protonların oranı. Yani 2,5 bölü 1 bölü 1,5. Ama 2,5 proton olamaz değil mi? İşte bunlar protonların kesin sayıları değil. Molekülümüzde 10 protonu bulmalıyız. Bu sayıları 2 ile çarparsak bu bize istediğimiz sayıları verir. Çünkü 2,5 çarpı 2 bize 5'i verir. 1 çarpı 2, 2'yi verir. 1,5 çarpı 2 ise 3'ü verir. Tabii tüm bunların toplamı 10 eder. Molekülümüz için zaten 10 proton bulmamız gerekiyordu. Bu sebeple buradaki sinyal 5 protona, bu sinyal 2 protona, bu sinyal ise 3 protona karşılık gelir. Nokta yapısına geri dönelim ve protonlara bakalım. 3 eş değer protonumuz var. Karbonil'in yanında oldukları için bu eş değer protonların kimyasal kayma değerinin 2'nin biraz üzerinde olmasını bekliyoruz. Burada da bunu görüyoruz. Kayma değeri 2'nin biraz üzerinde. Bu sinyal buradaki 3 protonu temsil ediyor. Şimdi de bu 2 protona bakalım. Bu 2 proton oksijenin yanında. Yani oksijen bunların perdesini kaldıracak. Bu 2 proton aynı zamanda buradaki benzen halkasının da yanında yani yüksek bir kimyasal kayma değeri bekliyoruz. İki protonumuz var ve tabii ki sinyalimiz iki protona karşılık gelen bu sinyal olacak. Son olarak halkamızda birbirine neredeyse eşdeğer 5 proton mevcut. Tam olarak aynı olmayabilirler. Fakat 5 protonun bize bu sinyali verdiğini görüyoruz. Bu diğerlerinden biraz daha karışık. Örneğin sinyalin nerede olduğuna dikkat edin. Kimyasal kayma açısından aromatik bölgedeyiz. Bu sinyal halkamızdaki 5 aromatik protonu temsil etmeli. Evet. Alan değerlerinin bazı çıkarımlar yapmada ne kadar faydalı olduğunu görüyorsunuz. Kaç protonun belirli bir sinyal verdiğini anlıyoruz ve böylece molekülün yapısını daha iyi kavrıyoruz.